Nefsini tanımak. Allah'ın Kur'an'da insan hakkında verdiği önemli bilgilerden biri de onun nefis sahibi olduğudur. Arapçada insanın kendisi anlamına gelen nefis, benlik kelimesiyle de tanımlanabilir. Rabbimiz Kur'an'da insan nefsinin iki tarafı olduğunu bildirmiştir. Buna göre insanın içinde kötülüğü emreden bir taraf ve o kötülükten sakınmayı emreden diğer bir taraf bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili ayetler şöyledir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene, sonra ona fücurunu, sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham edene and olsun. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu isyanla, günahla, bozulmalarla örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Şems Suresi 7-10 Ayetlerden de anlaşıldığı gibi kötülük her insanın nefsinde vardır. Ancak her insan bu kötülükten sakınmayı ve korunmayı da bilir nefsini kötülükten temizleyip arındıran kurtulacaktır. Müminler nefislerindeki kötülüklere teslim olmaz, Allah'ın ilham ettiği şekilde ondan sakınırlar. Hz. Yusuf aleyhisselamın söylediği bir sözü haber veren, Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis Rabbimin kendisine esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Ayeti müminlerin nasıl düşünmesi gerektiğini göstermektedir. Nefis, var gücüyle kötülüğü emreden olduğuna göre, mümin sürekli olarak nefsine karşı uyanık olmak durumundadır. Nefis sürekli olarak ona Allah'ın rızasının dışında alternatifler sunar ve bu alternatifleri süslü gösterir. Fakat mümin, Allah'a olan candan sevgisi ve Allah korkusu sayesinde nefsin bu şaşırtıp saptırıcı özelliğine kanmaz. Daima Allah'ın rızasına uygun bir yaşam geçirmek için doğrulara yönelir.